Yaklaşık 45 dakika önce Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi'nin önünde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il ilçe yönetimleriyle birlikte katılmış bulunan meclis üyelerinde toplamıyla bir basın açıklaması yapmışlardır. Ve basın açıklaması sonunda da bizleri protesto ederek bugün 6 Kasım 2024 itibariyle yapılması gereken meclis toplantısına katılmayacaklarını ifade ederek belediyenin sahasını terk etmişlerdir. Konuşma metinleri siz de zaten gördünüz, dinlediniz. Bizleri, daha doğrusu belediye başkanını terörle iltisaklı hale getirme gayretleri içerisinde çırpınmışlardır. Mal bulmuş mağribi gibi süreçte bir malzeme bularak işleyeceklerini sandılar. Seçim döneminde de söyledim. Şimdi de söylüyorum, daha sonra da söyleyeceğim. Herhangi bir şekilde Eyüp Kahveci'nin PKK'yla, DEM'le, herhangi bir illegal yapıyla işi olamaz. Vatanla, milletle, bayrakla sorunu olanların benimle işi olamaz. Benim de onlarda sorunum, onlarla sorunum vardır. Bunu her ortamda, her platformda söyledim. Benim iki tane çizgimin olduğunu ifade ettim. Bunu da dile getirerek halktan algı yönetimiyle o istediğimiz yönünde bir çırpınışlarını gözlemledik. Benim için ahlaki şuurda Hazreti Muhammed Mustafa, milli şuurda da Mustafa Kemal Atatürk vardır diye söylüyorum her ortamda. Bu iki çizginin dışında benim çizgim yoktur. Ve bu bağlamda illegal bir partiyle iltisaklı hale getirilerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın daveti üzerine İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Başkanı'nın görevden alınarak ve terörle iltisaklı hale getirilerek kayyım atanması sürecine biz itiraz amaçlı olarak oraya gittik. Bir belediye başkanının görevden alındıktan sonra meclisin içinden bir başkanın seçilmesi gerekir. Terörle iltisaklıysa bırakın bunu adliye karar versin. Adli süreçlerin sonucunda bu ortaya çıksın. Konuşmalarınızı ondan sonra yaparsınız. Dolayısıyla bir elin parmakları gibi bir toplumda, bir ortamda farklı insanlar, farklı düşünüşler olabilir. Bizi herhangi bir şekilde bunlarla iltisaklı tutmak uygun değil. Bunu net olarak ifade ediyorum. Daha önce de açıklamamı yaptım. Biz yöntemin yanlışlığına dikkat çekmek üzere oraya katıldık. Şundan son derecede rahatsız olduğumu ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ile evet biz davet üzerine gittik. Ancak oradaki DEM Parti'nin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım. Bunu her ortamda da söylüyorum. Çünkü ben onlarla aynı kefede bulunamam. Bunun böyle bilinmesini, bu şekilde de açıklanmasını net olarak her ortamda söylediğim gibi bir kere daha söylüyorum. Biz burada belediyenin sınırları içerisine girdikten sonra, kamusal alana girdikten sonra hiçbir şekilde bir siyaset yapmadım yerelde. Buranın hizmete ihtiyacı var dedim. Bugün belediye meclisinin çalıştırılmamış olması kendilerinin Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin bizden hizmet bekliyorlar. Biz meclisi çalıştırmak istiyoruz. Onlar meclisi toplantı yeter sayısını sağlamaması nedeniyle meclisin tatil edilmesine vesile oluyorlar. Gündemimiz çok yoğun, çok önemli konular var. Bugün performans göstergeleri, 2025 bütçesi ve gelir tarifi ile ilgili altyapıların hazırlıkları vardı. Ve dolayısıyla haftaya pazartesi gününe bu meclisi tekrar toplayacağız. Kütahya hizmet edeceklerse o toplantıya gelecekler. Biz Kütahya hizmet etmek için uğraşıyoruz. Önümüzü kesmeyecekler. Madem bu kadar Kütahya'yı seviyorlar, o zaman Kütahya kararları birlikte alacağız. Hep birlikte oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla Kütahya'nın güzel işlerine birlikte imza atalım. Ankara'dan Kanal Kütahya'nın parasının çıkmasına vesile olun. Neden 2 ay, 4 aydır bekletiyorsunuz? Neden ben Sayın Bakan'dan randevu alamıyorum?
2,5 aydır randevumuza cevap verilmiyor. Madem bu kadar Kütahyalı sevdalısınız. Net konuşuyorum, algı yönetimi yapmıyorum. Benim ilkelerimin ne olduğunu söyledim, her ortamda söylerim. Kimseden çekinecek bir yapım yok. Siyasetten de bir beklentim yok. Kütahya'ya hizmet beklentimin olduğunu söylüyorum. Ve bu seçime girerken bütün basın mensupları biliyor. Ben Kütahya'da Kütahya ittifakını kurdum dedim. Herkes güldü. Evet, onlara oy vermeyen 22 senedir kandırılmış AK Partililerle çalıştım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü kanadıyla çalıştım. Büyük Birlik Partisi ile çalıştım. Belirli bir kesimiyle, İYİ Parti'nin belli bir kesimiyle çalışarak biz bu seçimi aldık. Kütahya'ya verilmiş bir sözüm vardı. Hizmet istiyorlar, ben de o hizmeti vereceğim. Ayak bağı olmasınlar yeter. Eğer Kütahya'yı istiyorsa, seviyorsak, Kütahya hizmetin gelmesini istiyorsak, ben aynı çizgideyim, onlar da aynı çizgiye bekliyorum. Bu Kütahya hizmet alacaktır. Kimse de bu Kütahya'nın önüne engel olmayacak. Net olarak söylüyorum. Samimi iseler gelecekler, çalışacaklar bizimle. Eyüp Kahveci'yi nasıl belediye başkanlığından düşürebiliriz? Eyüp Kahveci'nin önünü nasıl kesebiliriz? Nasıl görevden aldırabiliriz diye hukukçularla görüşmeyecekler. Mahalli idareler konusunda uzmanlarla görüşmeyecekler. Dertleri benimle. Biz çünkü Kütahya hizmet vermeye başladık. Kütahya sosyal belediyeciliği görmeye başladı. Bunu net olarak söylüyorum. Gelsinler, Kütahya'ya birlikte hizmet edelim. Ben iyi niyetle onlarla birlikte uyum içerisinde, ahenk içerisinde, kavga olmadan bu Kütahya'ya hizmet etmenin çalışması gayreti içerisindeyken geçmiş 5 yıl içerisindeki yapılan, şu anda günü geçmiş 1 milyar TL'lik borçla uğraşırken bizim önümüzde hizmet bekliyorsunuz. Para mı var da hizmet vereceğim ben bu memlekete? Parayı bulmaya çalışıyorum. Engellemeyin, bırakın yeter bana. Dolayısıyla samimi olacaksınız. Millete siz algı yapmayacaksınız. 22 senedir yapamadığınızı biz yaptık diye bugün bu problemler ortaya çıkıyor. Ben algı yapmıyorum. Ben net konuşuyorum. İçimde dışımda bir. Kütahya'ya getirecekler, gelecekler hizmeti birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz. Bu meclis yukarıda çalışacak. Siz algı yönetimiyle Kütahya'da bir malzeme buldunuz hesapta. Efendime söyleyeyim, beni bunun üzerinden millete şikayet ederek millet beni illegal örgütlerle temaslı hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Verin bakalım kardeşim şunları. Basın mensuplarının bir tanesini ben alıyorum, basın mensuplarına dağıtın. Sordukları sorunun cevabı anında geliyor önünüze. Belediyede o gün şoförüm de ben de izinliyim. İzin kağıtlardakinde. Belediyenin aracıyla gitmedim. Benzin de kendi maaşımızla, huzur hakkımızla kazandığımız alın terimizle koyduk. Hepsi orada belgeli. Hodri meydan. Hiçbir açı olan adam değilim. Çalmadık da çırpmadık da. Milletin üzerinden de herhangi bir şekilde nemalanmadık. Bu memlekete gelecekler, birlikte hizmet edeceğiz. Bunun koşullarını oluştursunlar. Öyle fren yapmanın, frenlemenin, frene basmanın gereği yok. Açık aramanın gereği yok. Soracaklar, mertçe soracaklar. Sormadıkları halde bir önceki meclisteki konuşmaları mı dinlediniz? Sormadıkları halde. Her şeyi açık şeffaflıkla söylüyorum. Ve Kütahya halkıma şunu söylüyorum. Ben Eyüp Kahveci Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet belediye başkanı seçilmiş bir kişisiyim. Rozetimizi ilk başta çıkardık. Halka eşit yaklaşacağımızı söyledik. Eşit uzaklıkta, eşit yakınlıktayız herkese. Ben Kütahya'ya hizmet etmek üzere 67 mahallesi 258 bin tane halkına hizmet etme borcunu üzerine almış bir insanım. Görevim hizmeti gerektirir. Siyaset yapmayacağız. Siyaseti buralarda yapacağız, sokakta yapacağız. Belediyenin içerisi siyaset yeri değil. Gelecekler el birliğiyle bu Kütahya hizmeti birlikte yapmak için varsa biz elimizi başta uzattık onlara. Dedik ki her iyi yaptığımız şeyde yanımızda olun. Kötü bir şey yaptıysak karşımızda olun. Biz kötü bir şey yapmadık. Ben İstanbul'a yanlış bir usul yöntemle alınan belediye başkanına destek için gittim. Ben ha burada seyyar mahkemeler kurarak Türkiye'ye PKK'ları, sokanları kutlamaya gitmedim. Ben Megri Megri diye gözyaşı dökenlere, aynı safta olanları tebrik etmeye gitmedim. Ben mecliste Öcalan'ın mektubunu okutmadım. Bravo başkan.
Ben Osman Öcalan'ın konuşmasının metinlerini burada sergilemedim. Dolayısıyla net olarak bizi terörle iltisaklı hale getirmesinler. Bu Kütahya'nın bugüne kadar, tekrar ediyorum, en büyük problemi erkler arası mücadeleydi. Ben mücadele etmiyorum. Tekrar ediyorum, vatanla, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan toprağıyla, şehit kanından almış bayrağın rengiyle ve bu aziz milletiyle sorunu olanların benimle de sorunu var. Ben hiçbir şekilde hiçbir terör örgütüyle veya hiçbir illegal partiyle eşleştirilemem. Net olarak hepsiyle benim de sorunum var. Nettir, açık söylüyorum. Bu şekilde bilecek halkımız ve ben Kütahya'ya hizmet edeceğim. Bırakın, bıraksınlar ya bize destek olsunlar yolda ya da açsınlar yolu, bıraksınlar, ben hizmetimi edeyim. Daha ötesi yok. Değerli arkadaşlar, hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben 5 yıl boyunca Kütahya'ya hizmet etmek için günde 19-20 saat çalışan adamım. Her şeyimi bir kenara bıraktım 5 yıllığına. Dolayısıyla bu Kütahya kazanacak. Önünde sonunda kazanacak. Biz Kütahya'ya değer katacağız sizlerle birlikte. Hep birlikte değer katmanın yolunu oluşturuyorum. Kavgam yok. Tek kavgam var. İşi en iyi şekilde yapma kavgamdır. İnsanlarla kavgam olmaz. Kimsenin aleyhinde düşünmem. Ayağına çelme atayım demem. Net konuşurum. İçimdeki ne varsa, beynimdeki ne varsa ağzından çıkan odur. Ben çok şeffafım. Gelsinler şeffaf bir şekilde belediyeyi yönetelim. Teşekkür ediyorum.